Herkes inanmak istediğine inanır. Zanneder ki karşıya inanıyor. Mesela ben bir şey anlatıyorum. Bana inanıyor. O adam bana inandığını zannediyor. Hayır. İnanmak istiyordu da ben vesile oldum. Onu ifade ettim. Yoksa ben inandırmadım. Allah yaptırdı. Yukarılarda, tepelerde rüzgar sert eser. Ona göre köklü olman lazım. Ağaç biliyorsunuz yükseldikçe rüzgara karşı, fırtınaya karşı tahammül etsin, dayanabilsin diye çıktığı kadar aşağı doğru kök salarmış. Ey kardeşim, yukarılarda, tepelerde rüzgar sert esiyor. Ona göre köklü olman lazım. Esiyor diye de kızıp bağırma. Onların işi de o. İstanbul Belediyesi anons yapıyor. Evet sayın seyirciler, bir saat sonra İstanbul'u 120 kilometre saatte hızla esen bir kasırga geliyor. Çatıya çıkıp duvar yapacaksın şimdi. Lan farklı, kasırga eserken duvar yapamazsınız. Niçin yapamazsınız? Zaten sen çatıda duramazsın. Atar seni 120 kilometre. Taş koysan bile harç, taşı koyduğun anda fırlar. Ötekisini yanına koyamazsın. Çünkü ilk önce iyi havada taş koyacaksın, kuruyacak ve taşlar birbirine bağlanacak. Yani musibet ve hastalık gelince dindeki teselli sana yetmez, olmaz. Ondan önce olacak duvarı örmen lazım ki ona göğüs gerebilirsin. Fırtına geldi, seni devirdi. Aşağıdayken sana teselli tutmaz. Çünkü senin vicdanın da tatmin olmaz. Niye? Sen çar naçar dinliyorsun. İyiyken dinlemedin ki. Kur'an'da bir mana, benden korkan başka bir şeyden, benden korkun başka bir şeyden değil. Bir mana, aynı bu manada geçiyor. Cehennem de Allah'ın Celle Celaluhu dışında bir şeydir. Allah'tan korkan başka bir şeyden korkmaz. Bizim cehennemimiz Allah'ı kaybetmek olmalıdır. Allah diyor ki, benim dışımda bir şeyden korkmayın. Benden korkun diyor. Allah'tan korkmak, Allah'ın dışında bir şeyden korkmamak lazım. Ama vesile olabilir. Ceset ruha nasılsa, alim-i şehadet de ahirete öyledir. Allah Allah. Çok acayip. Zerrat-ı mevcudat kimin adına hareket ediyor? Niçin durmuyorlar? Çünkü buradaki hareket bir yerler için, ahiret için. Atomun zahirine bakınca hemen değişik, başkalaşıyor. Mesela kuantum fiziğinde belirsizlik şeyi var ya, ilkesi böyle. Eğer bir insan kuarklar kadar ufalsa, sorun kuark kadar ufalmak. Herkes olması gereken her yerde olur. O zaman bu dünyadaki hareket, mesela bak ben ders yapıyorum, neyin adına yapıyorum, niçin yapıyorum, bir gayem var değil mi? Peki dünyadaki atomlar niye hareket ediyor? Ahiret adına hareket ediyor. Atomun zahirine bakınca hemen değişip başkalaşıyor. Nazar edince değişiyor. İlim ve feraset eşyayı değiştirdiği gibi. Kuantum fiziği diyor ki, aşağı indiğin zaman diyor, kuantum fiziğinde kuarklara indiğin zaman hiçbir şey değildir. Kim ne niyetle bakarsa o enerji öyle oluyormuş. Bakanın baktığı gibi oluyormuş enerji. O zaman da niyet ve nazar mahiyet eşyayı aynen böyle değiştiriyor. Çünkü niyet ve nazar kuantum fiziğinden daha arkada eşyaya müdahale ediyor. Esir mertebesine ettiği için niyet ve nazar
eşyayı böyle tayir eder. Yani ilim ve feraset eşyayı değiştirdiği gibi ilim geleceğin üstünü, feraset de zahirde gözükenin arkasını sana açıyor. Çok acayip tespit bu. Tecrübe de, tecrübe ne demekmiş? Bak, tecrübe de mazi malzemesiyle istikbale yol açıyor, gelmeden yorumunu ve izahını ortaya koyuyor demektir. Allah Allah. Ne acayip bir şey. Düşünen insanlara, fikir geleceğe gidebiliyorsa yol var demektir. İnsan düşünerek gitmiyor mu geleceğe? Demek ki yol var ki gidiyorsun. Demek ki fikir yoldur. Yol açılmışsa dozer açmış demektir. Giden fikirse daha değerli o zaman abi. Fikir yoldur, giden değil. Fikir sana, fikir yoluyla diyor ustad. Açılan yoldur. Eğer yol varsa o zaman gidilecek demektir. Gidilebilir demektir. Ya. Ahiretin ispatıydı. Seçiyorum. Kelamı aşıyorum. Ha, timsali okuyayım. Bunu bir kardeş var. Bir tane Osman denen birisi var. Çok merak eder timsal. Timsal, resim, suret, sembol, numune, tasvir, bir şeyi başka bir şeye benzetmek. Heykel, cam, su, hava, alemi misal, ruh, akıl, hayal, zaman vesaire gibi tecelli timsal akislerine mahal ve mazar olan çok şeyler vardır. Maddiyat-ı kesifenin timsalleri hem munfasil, yani birbirinden ayrılmış, yerinden ayrılmış, hem ölü hükmündedirler. Aynada kişinin gözükmesi bizden kopuktur. Aynada olan ben insandan kopuk. Asıl ile kopuk ve ölü hükmündedirler. Çünkü asıllarına muttasıl bitişik değil. Bitişik, ulaşan, kavuşan değil. Ve asıllarının haysiyetlerine malik ve asıllarına gayr değiller. Yani timsal olunca, yani resimdekiler kopuk. Ama timsal olunca aslında kopuk değil. Bu çok önemli bir haşrın ispatı aynı zamanda. Allah'ın da ispatı. Mesela güneş temessül eder. Aynada timsali gözükür. Misali değil mi? Aynada timsali olur, nurani olduğu için. Kesifin misali olur. Aynadaki güneş, güneşin hassiyetine sahip, güneşten kopuk değildir. İşte insanın ruhu Allah'ın ruhundandır. Ruhumdan dedi. Ruhumdan yarattım ruhunuzu diyor ayette. Şey üfledim. Ruhumdan üfledim. Güneş mesela üfledi. Buralar ışık oldu, ısı oldu, ağaçlar büyüdü. Gezegen tutul, üfledi yani. Ruhunda, o bizim kelamımız. Nef'a. Nef etmek. Nef'a. Üflemek diye tercüme ettik. Nef'a diyor. Şimdi, haşa. Güneş Allah'a misal. Ayna ruha misal. Aynada gözüken güneşin timsali nedir? Orada güneş mündemiç. Yani Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatı ve şuunatı o timsalde insanın hiçliğinde, enesinde mevcut. Ruhunda değil. Ayna ruhtu. Bak bir de söylüyorum, karıştırmayın. Hemen ruhu diyecekler. Güneş haşa Allah'a misal, ayna ruhtur. Aynadaki gözüken nedir? Ruh mahluktur. Latif nüktelerde
latif nüktelerde ve 258 barla da ruh diyor, vacip desen diyor, nususa dokunursun diyor. Muhyiddin Arabi bu hatayı yapmış. Mahluktur diyor ruh. Ruhun kanuniyeti ise mec'uldur. Mahluk değildir diyor. Ruh diyorsa mahluktur. Ziyayattır, zişurdur, kanunem, vücud harici. Dört sıfatla vasıflanırsa mahluk olur. Bir tanesi veya birkaç tanesi eksik olursa mec'ul olur. Mahluk denilmez. İşte ene mahluk değil. Yani kudret taalluk etmemiş. Unutmayın. Kudret taalluk eden her şeye mahluk denilir. Kudret taalluk etmeyen her şeye ilim vücudu, ilmi vücut denilir. Yani çekirdekteki program ilmi vücuttur, mahluk değil. Yani hiçlik değil, ağaç değil, berzahtır. Şimdi bu timsali hakikate uygulayalım. Çok ilginç. Cenab-ı Hak, ulan nereden girdim ya? Aslında bunu yapmasaydı keşke ama. Neyse. Allah Allah. Bak, asıllarına, hasiyetlerine maliktir timsal. Aynadaki güneş, güneşin hasiyetine sahip. Asıldan kopuk değil. Ne demek bu? Asıldan kopuk değil Fatih. Misal bile gene kopuk değil. Yani aynada gözüken, lavaboda gözüken sen misalin. Sureti camit olduğumuz. Senin böyle ruhaniyatın orada olmaz, hissiyatın, duyguların senin hasiyetine sahip değil. Ama seninle kaim. Sen yok olursan bu da yok olur. Gene bağlı. Ama nuranilerde ise içerisiyle de bağlı. Şimdi asıllarının hasiyetlerine malik timsah. Asıllarına gayr değiller. Buna binaen Cenab-ı Hak Şems'in, iyi dinleyin bak, Cenab-ı Hak Şems desek, Şems'in hararetini hayat. Şems, haşa Şems, haşa misal için Allah desek, Allah'ı anlatsa, Şems'in, güneşin harareti hayatı olurdu, ziyası şuuru olurdu, ziyadaki renkleri duyguları olurdu gibi yapmış olsaydı, mesela Allah güneş yarım nurani, tam da değil, Allah güneşe hayat verse, şuur verse, yani ruh verse, hayat verse ne olurdu biliyor musun? Harareti hayatı gibi olurdu. Ziyası var ya, ziyası, şuuru olurdu. 7 tane rengi de duyguları gibi olurdu. Bizim sen basar, göz kulak gibi yapmış olsaydı, senin elindeki aynede temessül eden Şems'in timsali seninle konuşacaktı. Çünkü o timsalinde oldukça harareti, ziyası, renkleri olurdu. Şimdi Allah'ın biz timsaliyiz. Allah ile konuşur, Allah ile muhatap olur. Eğer güneşe diyor hayatı ruhu olsaydı, harareti hayatı olurdu. Güneşin ziyası ne olurdu? Şuur olurdu. Güneşin 7 tane rengi ne olurdu? Bizim gibi duyguları olurdu. O zaman aynadaki güneş, hakiki güneşte konuşurdu. Biz muhatap olurduk. Çünkü bu güneşte güneşin hasiyetine sahip. Harareti kudret, eyleme dönüşmüş hali, mesela hayat, şöyle deyip geçiyor latif nüktelerde, hurufu Kur'an diyor, şuurlu okunursa ve bilinirse, okunan ilim aynı kudret ve irade olur diyor, ona dönüşür. İlim kudret, kudret ilme dönüşür. Mesela ya erdubleyi veya sema akli var ya, hani, ey sema suyunu kes, ey arz suyunu yut. Şimdi bunun gibi bir söz beşer diyemez mi? Diyebilir. Niçin ayet olamıyor?
Çünkü Allah yaparken söylüyor, söylerken yapıyor. Bizim sözlerimiz bir fiilin ifadesi değil. Ey sema, suyunu yut dediği zaman, kes dediği zaman kesiliyor. Ben desem ki ey sema suyunu kes. Kesilir mi? Onun için ayet değil. Kun feyekun, o der oluyor. İşte. Oluyor yani. Onun için ayet. Ben de diyorum. Ol diyorum, hani oluyor. Olan var. Kalem kalk yukarıya. Allah diyor kalkıyor. O ayet oluyor, bu olmuyor. Çünkü söylemek kelamdır, kudret değildir. Ama Kur'an diyor Allah'ın kelam ezelisi olduğu için kelam Allah ile konuşmaktır ve kelam ilimdir aynı zamanda. Kur'an hem kelam ilahi hem ilmi ilahiden gelmiş. İki sıfat. Eğer diyor onu okuyan kişi buna şuuru nispetinde, yani konuşmak mesela, diyelim ki elhamdülillah rabbil alemin. Sesim bak yazıya benzemiyor. Yani bu ayeti şuurum Allah ile sohbet olduğunu, Allah'a karşı itikadım ne kadar şeyse elhamdülillahi rabbil alemin, bu ilimdir. Ama inanmam nispetinde bu kudrettir. Enerjidir yani, bu güçtür. O vücuttur, vücut almış o. Enerjiye dönüşür diyor. Allah'ım getir sen şu latif nüktelerimi. Hemen dolabı açıyorsun. Dolabın en alt katında küçük kitaplar var sağda. Orada incedir. Bak, ilim aynı kudrettir diyor. Hayat kudrettir. Hayatı bazen kudret makamında kullanıyor. Ya mesela diyor iman hayatı hayat olsun diyor ya. Ha bak. Böyle değil mi? Evet, aynı böyle gidiyor. Hatta iman hayatı hayat olsa ve ruh olsa diyor. Hayata ruh olsa. Ruhun ruhu da imandır. Eski eserde geçiyor. İman hayata hayat olsa. İman hayat, iman realitesi var. İman mahluktur ya. İman daha üstendir Kur'an'dan. Misal, timsal mi oluyor abi o anda? Timsal oluyor. Timsale dönüşüyor. Bak. Allah. Allahu Ekber. Kaç 52? Oo, çok yukarıda. Bak sevgili kardeş. Bak. Yani. Ya şuradan alayım. İşte bu sıra binaendir ki herkes bilmez bunu. Anlamaz da ya. Bak şuradan göster. Tek tek çalıştır. Okuyorum. Sayfa 31. Bu sıra binaye. Yani bu sıra binaye. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da bazen kudret eserini sıfat-ı irade ve sıfat-ı kelamda gelir gibi tabirat, bazen Kur'an kudreti, yani bu kudretin eserini bazen irade sıfatından, bazen kelam sıfatından gelir gibi tabiratı gayet derecede surat-ı icat ve gayet derecede inkiyad-ı eşya ve musahariyeti mevcudattan başka, bundan başka aynı emir kudret gibi hükmediyor demektir. Mesela elham temas ettin. Yani veya okuyorsun bir hastaya, yine bir kendine. En tesellisini söylüyorum. Temas ederek elhamdülillahi rabbil alemin. Aynı bu kelam ve ilim İçerisinde o elhamdülillahi rabbil alemin söyleyebilmek ve söylemek. Söylemek kelam, söylebilmek ilim, içerisinde kudret-i Rabbani'ye gizli. Diyor ki aynı emir aynı kudret gibi hükmediyor demektir. Buna hükmediyor. Esas geldim okumak istedim. Yani emri tekviniden gelen hurufat, yani somut değil ruh. Mahluk ama esir cinsinden değil. Daha latif. Yok yani karşılığı. Ruhtan gelen o emri tekvini, yani meyil, iman, şefkat, acıyorsun hastaya. Ya ne bileyim. Ondan sonra yani huzur. Huzurdan dolayı. Mesela elhamdülillahi rabbil alemin. Emri tekvini olan ruhtan gelen bu kelam, oradan çıkan
inançtan, teslimiyetten, şefkatten, alakadan dolayı ben gönderdim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hurufat maddi kuvvet hükmünde vücudu eşyada hükmeder. Ve emri tekvini, yani ruhtan o beni okumaya sevk eden sebep, rıza ilahi, ondan sonra şefkati cinsiyem, şefkati neviyem, dava arkadaşım bu. Yani emri tekvini adeta aynı kudret, yani benim içsel o hissiyatım, alakam, şefkatim ve Allah'ın rızası gibi hallerim vücudumdaki, şey, ruhtaki, bunlara emri tekvini denilir. Vücud haricisi olmayan soyut kavram bu. Soyut, mesela niyet, mesela meyil, soyuttur, somut değil. Vücudu, atom yok. Tefekkür-i imani. Bunlar emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder eşyada. Yani eşyanın genetiğini değiştiriyor. Acayip bir şey ya. Anlıyor musunuz? Çok acayip ya. Biz atomu o kadar esas aldık ki, o kadar sabit yaptı ki, hayır değişemez zannettik. Biz esbaba, ustad dört sıfat kullanıyor esbaba. A, B, C, Ç sırayla gidiyorum. Bahanedir diyor. C, bahanedir. Bahanedir, hiçtir, perdedir, zahiridir. Biz atoma öyle bir mana yükledik ki buna değişmez. Bu budur. Asla zannettim. Bu inançtan dolayı ruhumuzda emri tekvini olmuyor. Oysa niyet ve nazar mahiyeti eşyayı tahir eder, değiştirir. Çünkü niyet ve nazar emri tekvinidir. O emri tekvini, niyet ve nazardan ortaya çıkan kelam irade ve kudrete dönüşüyor. Çünkü subutu sıfattakiler birbirine dönüşürler. Esirin de arkası değil mi? Tabii canım, ne alakası var esir ya? Cennet maddi hayat mı abi? Cismanidir. O zaman cehennemi de... Tabii değiştiriyorsun canım. Cennet bundan ne cennet cehennemi ya? Yok artık. Artık mecullede konuşuyor. Mecullesin yani. Ruh ceveri neredeydi? Arş-ı Azam'daydı. Bütün ceverler Arş-ı Azam'da. Arş'ta değil. O zaman sırayla çıkalım. Alemi Şehadet. Alemi Berza. Kaf Nun Tezgahı Fabrikası. Emri Kün Feykün. Çık yukarıya. Levh-i Mahfi İspat. Çık yukarıya. Çık yukarıya. Kürs. Kürs. Çık yukarıya. Cennet Cehennem. Çık yukarıya. Arş. Çık yukarıya. Arş. Arş dedik. Çık yukarıya. Levh-i Mahfuz. Çık yukarıya. Arş-ı Azam. Çık yukarıya. Kab-ı Kavsen. Çık yukarıya. Nur Muhammed'i. Çık yukarıya. Esma. Daha çıkamıyorum. Niye? 642 Kalı Mesnevi de diyor ki ölüm ve helakettir. Ondan sonra bir varlık, bir şey yok, mahluk yok. Arkadaşlar, ruh ceveri Arş-ı Azam'dadır. Arş-ı Azam'dadır. Kelam ise, Kur'an konuşmayı daire-i ilimdedir. Arşın altındadır. Cennetin altındadır. Yani daire-i ilimdedir bendeki ruhsal şeyler. Ama o Arş-ı Azam'daki ceveri ruh var ya, ceveri ruh. O ceveri ruhta emri tekviniler var. Ceveri ruhun içerisinde emri tekvini var. Nedir o? Mesela Mevlan. Mesela İncizap. İksir. Çok bir tane de vardı ağzımda. İnsiba. Cezbeler. Yani yok, onlar aşağıda mahluk. İnsiba ve inikas, sirayet kanunu, yani cevherler hep orada. Ustad ona ne diyor? Niyet ve nazar. Esas temeli o.
niyet ve nazar orada, oradan aşağı hep hükmeder. Üniversite diploması olduktan sonra, ilkokul diploması sorulmadığı gibi, o ruhtaki emri tekviniler, o mesela niyet ve nazar, o niyet ve nazar o çıktığı zaman, vücud haricisi yok ya, o kelama dönüşüyor. Kelama dönüştüğü zaman o kelam arkasını taşıyor, emri tekviniyi taşıyor. Kelama dönüşünce o kelam irade ve kudret oluyor, kudrete dönüşüyor. Onun için kelam aynı bazen irade makamında kullanır, Risale'de kelamı bazen irade ve kudret makamında kullanır. Mesela makam şey takılıyor, sormak istiyorum. Yani dediniz de ruh, cevherlerin bulunduğu yer arş altı demiştiniz. Hani o varlığı 258 demişti yani. Bu cihetler mahluk değildir. Değildir. Yani ruhun mahluk anlamı bir tarafı var. Cevher kısmı değil mi? Evet. Cevheriyet noktasına mahluk değil. Yoksa ruh mahluktur. Peki kahve kasetin aşağısı mahluk değil mi Dasın abi? Şöyle, oraya arş-ı azamdan aşağıya mahluk ama artık tekvini alem, cevher alemi orası. Mahluk derken bizim bildiğimiz o mahluk mertebesinden değil. Mesela şöyle diyeyim, kainat arşa kadardır. Şecer-i hilkat kabu kavsene kadardır. Mahluk derken vücuda çıkmış ama mahlukiyetin o mayenleşmesi olmamış. Yani çekirdekteki program. Hiçlik değil. Ağaç da değil. İlmi vücut. Yani mahluk deyince böyle bir vücud haricisi giymiş. Mesela ruh mahluktur. Ama atom cinsinden midir? Peki abi üstündeki Nur-u Muhammedi nedir? Nur-u Muhammedi artık o zatının bir noktadaki tecellisi. Ona artık bir şey denmiyor yani. İlmi vücut da denmiyor. O yok öyle bir şey. Oraya arş-ı azama şey diyor, cevherler alemi, cevheri ruh. İşte o zaman kelimeyi bak buradan okuyayım bir de yapayım. Emri tekviniden gelen hurufat, maddi kuvvet hükmünde vücudu eşyada hükmeder ve emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder. Yani ruh, tamam mı? Ruh cevher itibariyle mahluk değil. Ruhta niyet ve nazar var. Mesela niyet ve nazar. Kardeşim bu benim Müslüman kardeşim. Orada bir niyet ve merhamet şefkat oluyor. Şefkat şeydendir, şuunat-ı zatiyedendir. Benim ruhumda emri tekvini oluyor bu kardeşime karşı. Hasta diyelim. Ben uygulamayı yapıyorum işte. Ya bu kardeşime ben sahip çıkayım. Bu niyet ve nazardır. Mahluk değil. Bu ruhta bir emri tekvinidir. O dışarıya çıkarken, kelam olarak çıkıyor. Kelam. Kelam olarak dışarıya çıkarken mesela nasıl çıkıyor? Koydum bir kafana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kelam. Ama zahirde kelam gözüküyor. Sese dönüşmüş. Ama içerisinde ben varım. Nasıl oluyor? Mesela ömründe hiç Elhamdülillah Rabbil Alemi görmemiş bir ama düşün, ama. Hiç harfleri görmemiş. Elhamdülillah Rabbil Alemin sesini duysa harfleri hatırlayabilir mi, şekillendirebilir mi? Şekillendiremez. Çünkü ses harfe benzemediği gibi sesin içerisindeki mana da sese benzemez. Sesin içerisinde ne var? Dimağın bütünlüğü var. Gir içeriye vicdanın bütünlüğü var. Gir içeriye kalbin bütünlüğü var. Ruh var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik. Bu kelamın içerisinde emri tekvini var. Yani cevher-i ruhta ben acımam var, teslimiyetim var Allah'a karşı. Bir imanım var, iman mahluk. Bu bütünlükle ben kelamı sarf ediyorum. Dışarıda bunun adı ihlaslı değil. İşte diyor, emri tekviniden gelen hurufat, ağızdan çıkan o Elhamdülillahi Rabbil Alemin kelamı maddi kuvvet hükmünde vücud eşyada hükmeder. Buraya tesir ediyor. Bunda şüphe etmemizin sebebi atomu biz esas aldığımızdan kaynaklanıyor. Atom değişmez. Oysa atoma daha izah edilmediği nice boşluklar var. Protonla elektron arasındaki öyle bir boşluk varmış ki diyor.
Misket kadar protonu büyütsek diyor. Proton, çekirdeğin içindeki protonu misket kadar yapsak, Londra'ya koysak. Ona en yakın geçen elektron İstanbul'dan geçer diyor. Burası boş. Onlara göre boş. Eşyanın o boşluk denilen yere insanın niyet ve nazarı giriyor. Eşyayı oradan değiştiriyor. O boşluğa giriyor senin niyet nazar. Orayı boş diyor. Dolduramıyoruz. Ama dersler yapardık hatırlarsınız. Boş boş değil. Yeni şimdi fizik şeyi atılmış. En büyük güç boşlukta olan hiçbir şey muayyenleşmeyen güçtür diyor. Boşluk gücü. Korkunç bir zeminsiz zemin. Yeni yeni fiziğin şeyi. Çünkü boşluk yok. Mesela protonla elektron arasındaki boşluğu anlatmak için protonun büyüklüğünü misket kadar yapsak diyor. Elektron Londra'dan İstanbul arası kadar boş. Boş yok. Orada kişinin mesela suratı değişiyor utanınca. Nasıl surat değişti? O protonla elektron arasında haya yüklendi. O hayanın bir türlü burada kızarıklık oldu. Bak değiştirdin işte. Moralin bozuk oluyor, tansiyonun artıyor. Bak değiştik işte. Miden kasılıyor. Boşluğa giriyor senin o düşünceler işte. Oraya değişince madde değişiyor. İşte diyor ki burada, onlar diyor vücut eşyaya hükmeder, emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder. Eğer güneşin hararetiyle hayatı olurdu, ziyasıyla şuuru olurdu, renkleriyle duyguları olurdu. Böyle olduktan sonra seninle konuşabilirdi. Mesela güneşi ruh verse Allah, bitti. Ne olurdu biliyor musun? Sistem altus olurdu. Çünkü biz kesifiz. Güneş nim nurani, yarım nurani. Eğer güneşe Allah bir ruh giydirse, harareti hayat olacak. Ziyası şuuru olacak. Yedi rengi de sıfatı olacak. Göz, kulak, hayat gibi yedi sıfır. O zaman ne yapar? Bir anda her yerde istediğini yapıyor güneş. Allah'lık sıfatı olacak bu sefer. Yani Allah deyince bizim esmadaki Allah, mahiyeti zatiyedeki Allah, sıfattaki Allah değil. Bu sefer güneş bir yerde iken veya her yerde aşurada hükmediyor. Burada bak burada sarı iken burada kırmızı gözüküyor. Bir anda farklı farklı işleri yapıyor. Bir iş bir işe mani değil. Her yerde olurdu. Bir rut taksaydı tamamdı yani güneşe. Böyle olduktan sonra seninle konuşabilirdi. Yani birisiyle konuşurken diğerlerinin konuşması mani değil. Mesela navigasyon girdin. Almanya'dan girdi. Binlerce. 1 milyon insan girdi. 10 milyon da Avrupa'dan girdi. Amerika'dan da girdi. Türkiye'den de girdi. Navigasyonu şaşırtıyor mu? Herkes ayrı bir yol gösteriyor. Sen sağa gideceksin diyor. Sağa gidiyorsun derken aynı anda bir başkasına diyor ki sola gideceksin diyor. Sen ileriye gideceksin dediği anda ötekisine diyor ki geri gideceksin. Navigasyon yani uyduyu şaşırttırmıyor. Ya yeter be hepinize ben nasıl cevap vereyim diyor mu? Güneş diyor mu vallahi bu kadar otlara verdim Zeytinburnu'na Topkapı'ya veremem şimdi demiyor. Şimdi bizim maddiyattan ayrıldıkça maddeye hükmetme çok kolay. Herkesle konuşurdu güneş birisiyle konuşmuyor. Mesela navigasyon seninle konuşmuyor. Ona da konuşuyor. O bu öyle gidiyor, o da öyle gidiyor, öyle gidiyor. 1 milyon insan. Hepsini, ya yetti ya ben ya laf yetiştiremem demiyor. Bu sıra binayı gözümüzün önünde Allah'ın bir andaki tasarrufu hep gözüküyor da. Fakat kör olası cehalet örtmüş bizi. Ya para, ya bilmem kadın, ya bilmem ne, ya enaniyet örtmüş işte. Bu sıra binaendir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kendisine okunan bütün salavat-ı şerifeyi bir anda vakıf olurdu. İnce Mesnevi 124. Hepsini ayrı ayrı. Buna da veriyor, buna da veriyor, buna da veriyor, buna. Vermiyor mu ışık, güneş? Ya burada değil mi? Bunlar inşa eden değil mi? Bunu ortaya çıkaran değil. Çekirdeğine, ağaç, vücut rengini veren değil mi? Sebep. Bir şuur olsa, yani ruh olsa bir anda her yerde farklı farklı iş yapar. Bir iş bir işe bahane olmaz. Nihayetsiz iş bir iş gibi. Bir iş bir işe perde olmaz. Yoruldum demez. Bu yaratılan şey böyle olursa ki vücudumuzda oluyor aynısı. 100 trilyona yakın hücre var. Hepsi farklı. Tırnak hücresi var. Göz hücresi var. Saç var. Bilmem ne var. Hepsine ayrı ayrı hükmediyor. Bir iş bir işe mani değil. Nihayetsiz iş bir iş gibi kolay. Son şeyimi okuyorum. Kelamda böyle nuranidirler. Kelamda böyle nuranidir. Kelam. Kelam var ya ağızdan çıkan kelam, ruhta emri tekvini o hassasiyet, niyet, nazar,
imana göre orada bir doğmalar olur. Doğmatik olur der felsefe. Ruhta bir doğmalar olur. Yani bir meyil olur. O mahluk değil. Niyet olur. Niyete dönüşür. Ondan sonra çıkar ruhla boyalanır. Dışarıya çıkarken kalbe uğrar. Kalbin sıfatlarıyla yüklenir o şeye, yapıya. Sonra vicdan son kapısıdır kalbin. Oradan da yükleme olur. Ondan sonra dimağa gelir. Dimağda da tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, irtizam, itikat bütünlüğü de ona yükler. Sonra boğazdan çıkar. Benim dimağdan gelen mana, kelamın içerisine senin dimağını aktif eder. Senin kulağına geldi ya benim kelamım. Ben ona ne kadar akılla yüklemişsem senin aklını aktif eder. Kalbim ne kadar vardıysa o kelama senin kalbini de aktif eder. Onun için kelam acayip bir mucizedir ama kör olası cehalet sıradan zannediyorsun şu konuşma meselesi. Allah lazım yani. Aynı sureyi mesela bir kari okuyor, bir başka bir kari okuyor. Çok farklı. Çok farklı. Makamıyla alakası değil. Adam her çok ihlaslı okuyor. Çok tesir ediyor. Yani. Acayip bir şey. Mesela bir tanesini sana söyleyeyim. Bugün aradılar. Selam ettiler hepinize de. Almanya'da bir doktor vardı, kadın. Bir Türk'le tanışmış, fırıncıyla evlenmiş. Neyse derken bu kadın tabii ki saldırıya uğruyor. Müslüman olunca bütün o bütün şer odaklar hücum ediyor. Neyse bir vesileyle bizim işimiz olmadığı halde ben bu işten anlamıyorum diyorum insana, anlamıyorlar yani, şaka dediğimiz hani. İlmini söylüyor. Neyse geldi. Buldular siteden şurada burada ta 100 küsür kilometreden. Demiştim ben anlamıyorum kardeşim, bir ayet-i kürsü tebarek okumayı bilmiyor musun dedi. Ben dedi fırında seni dinliyorum dedi. Ben dedi bu Alman dedi, bu ne yapalım, gavura mı teslim edelim, çok ağrıma gitti ya. Bu Müslüman oldu dedi. Müslüman değilken iyiydi. Müslüman oldu, ona kanıma da dokundu ya. Ona Müslüman, tamam anladık yani, ilmi bu. İşte kelam dedi ya, bak nasıl tesir edecek. Şimdi peki dedik. Başladım tebarek okumaya. Tebarekellezi biyedin mülk ve vâlâ külli şeyin kadir. Başladı titreme. Tuttuk kocası vesaire. Tebareke'nin ortasına geldim. Nasıl kusuyor? Wow, nasıl kusuyor? Peki ben onun yerine tarih okusam olur mu? Coğrafya okusam olur mu? Matematikten bahsetsem olur mu? İstanbul'u Fatih Sultan böyle fethetti diye tarih okusam onda kusma olur mu? Nasıl oluyor bu? En güzel şiiri bile okusan tesir etmez. Ya nasıl olacak? Niye kussun ya? Rab diye herkesin içinde, tam dokunmayın dedim artık atıyor. Okudukça değil mi? Nasıl bir şey? Ben ne oluyor? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. He ondan sonra he. Yani bu dedin ya kim okursa. Çünkü o zahirde elhamdülillahi rabbil alemin. Niçin farklı dedim? Çünkü bu ruhta emri tekvini olan onu Müslümandır. Kafirdi. Kafir olabilir tekrar. Müslüman bir oldu bir doktor, kadın. Rum'da olanları sayıyorum ben. Ondan sonra ben buna sahip çıkmam lazım. Bu benim Müslümanım. Ben de desem ki hadi canım benim işim değil. Hakikaten değil ama olsun da bir tebarek oku. Yani bu, kıyamet kopmadı ya. Ben buna sahip çıkmasam bu gavur olma ihtimali büyük. Çünkü bundan kurtulmak için gavurluğa dönecek. Çünkü gavurken iyiydi. Çünkü saldırı yoktu. Bu sefer iki tane şey var savaş. Biz Müslümanken şeytan vesveseyle hücum ediyor. Kafire şeytan vesvese o noktada vermiyor. Vicdan azabı var. Biz de Müslümanız. Vicdanı rahatlık var. Şeytan hücum ediyor. Kafir değilse vicdan azabı ondan duyuyor. İkisi. Şu an bak benim Rum'u anlatıyorum. Emri Tekin. Kelam ne oldu bak. Rum'da bu Müslüman kardeşim. Ben sahip çıkmam lazım. Niyet ve nazarım bu. Şefkat ettim, merhamet ettim. Bu duygularla boyalandım mı? Biraz önce anlattım ya bu 31. sayfada. Boyalandım. Bu emri tekvinidir şu anda. Şefkat, kafir, Müslüman. Ulan zındıklar bu Müslümanı şey yaptınız ha? Ondan sonra cephelendik mi? Bunun adı emri tekvini. Bu halet-i rüye. Bu şimdi halet, niyet ve nazarla dışarıya çıkıyor. Kalbime çıkıyor, kalpten yüklemeler oluyor, destekler geliyor, vicdana yükleniyor, dimağda yükleniyor. Sonra dışarıya bomba gibi geliyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Zahirde bu kelam ama batını beni taşıyor. O zaman
temas ettiğin zaman iki ceset bir ruh olur. O temas ettiğin andaki diyor şeyde diyor 5. şuada dabbetul arz. Dabbetul arzda temas ettiğin anda bütünlük oluyor, ceset yani kaynama oluyor, kaynak atölyesi gibi. İki ceset bir ruh oluyor. Onun ruhu iki ruh ama ceset tek. Benim o benim ruhumla onunla aynı olunca benim orada, o da burada, fark etmiyor. Tamam. O zaman o benim haletimle onun o hale getiren haletler çatışıyor. Dışarıda da savaşın dişe vuruşu gözüküyor. Ha hop diye kusuyor. Ya ben yam olacağım. Tamam. Çünkü ya sana seçilecek. Ya o şey olacak. Bu ciddi bir savaş. Ondan sonra bir bakıyorsun muvaffakiyet geliyor. Yani kelam demek istiyorum ki kelam batını dışarıya taşır. Emri tekvini olduğundan öyle diyor. O kelam diyor emri tekvini ruhtaki o hassasiyet, merhamet, şefkat, böyle hamiyet o kelama dönüşüyor. Kelama dönüşünce kelam aynı kudret, aynı ilim olur diyor. Yani ey sema suyunu kes dediği zaman ya Ardubley veya sema akli eğer suyunu yut. Yani niçin bunun gibi ben derim de ayet olmuyor. Allah dediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Onun için ayettir. Beşer Kur'an gibi söyler ama içerisinde kudret ve irade olmadığından ayet olmuyor. Günlük hayatta bazı insanlar oluyor, dikkat ediyorum. Adamın sesi sert ve tok. Testere gibi değişik böyle ve değişik bir konuşması var. Yani namaz kılmadığını iyi biliyorum. Ama yüksek bir özgüven var. Yani artık kibir, ego ne? Enteresan bir şey yani. Çok rahatsız edici derecede baskın kalıyor. Yani sesini... Şimdi şu var. Mesela aynı tipten olanlar şeyde söylüyor. İşaret icazda söylüyor. Kaçtı? 107. Diyor ki birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Mesela şu konuşmam bu manadan uzak olanlar artist işte felsefeci der ya. Bak birbirine ruhen yakın olanlar birbirini cels ve celp ederler. Birbirine zıt olanlar birbirini iterler. 107 işaret icazda. Onun için kimseye de acımıyor. Abi orada niye bulunuyor? Orada niye bulunuyor? O cemaatta ne var? Onunla nasıl dolaşabiliyor? Çünkü o da o tipten de onda. Birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Başka edemezsin. Benden hoşlanmıyorsan benimle nasıl seyahat edeceksin? Olamaz ki. Kelamda böyle nuranidirler. Kelamın içerisinde kişi var. Şemsim timsali gibi aynadaki güneş, güneşin hassiyetine sahip olduğu gibi unutmayın. Ayna kelamdır. Aynanın içinde gözüken güneş, güneşin timsaline sahip kişinin kendisidir. Kelam aynı benim. Çünkü kelam subuti sıfattandır. Aynada gözüken güneşin ne aynesidir ne gayrisidir. Çünkü ısısı, ışığı, yedi rengi bütün özelliğine sahip. Ama aynada ben gözüksem, baksam... Benim sırf kesifim var. Duygularım, isterim, ateşim, hissiyatım gözükmez. Ama güneş aynada gözükür. Isısına ışığı. Böyle çevir. Bu güneşin ışığını oraya yansıtır. Beni çevir bir yere yansımam. Taşınamam çünkü nurani değilim. İşte kelam da nuranidir. Kişiyi taşır. Hasan abi. Sözlerde göre var da 705 telemalarda bunu şey yapıyor. Mesela tarif ediyor. Temessülün varbasti var ya mesela onu şey yaparken... Mesela güneşle kelimeyi, yani kelamı, ben burada kelime yazıyor da, kelam belki yazıyor ama bunu tarif ediyor burada abi. İsterseniz sayfa dedin? Sayfa 705'te abi. Sözlerde. Benim sözlerimi getirir misin? Ben bunu okurken onu da okuyalım. O son cümlemiz olsun. Şemsim timsali gibi, ziyası gibi, kelam-ı ilahinin vücudu haricisi bana ait bir tespit. Yani kelam-ı ilahinin vücudu haricisidir. Ne o? Kelam. Yani Allah'ın subutu sıfatı var ya. Ama Kur'an'daki kelam o Kur'an değil. Tabii öyle konuşuyoruz toplumda. O musaftır. Ustad diyor ki huruf libası giydirilmiş Kur'an'a.
Buz yani. Buz ama kardeşim kafayı takma bu. Sudur yani. Buza sudur. Suya da kafayı takma, H2O'dur. Dediğimiz gibi. Kelam da böyle nuranidir. Şems'in timsali gibi. Ziyası gibi. Yani kelam aynadır. İçerisindeki kişi aynada gözüken güneş gibi. Geldiği yerle bağlıdır. Kopmaz. Uzakta olsan güneş vuruyor. Burada gözüküyor. Kopmaz. Onunla bağlı. Kelam ilahinin vücud haricisi Cebrail. Kelam ilahinin mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunu alemi şehadette ifade eden Cebrail. Kelamın içindeki hayat İsrafil. Kelamın içindeki şuur ve his Mikail. Kelamın ruhları ve ruhlandırması manası ise Azrail gibidir. Toparlarsak kelam vücudu haricisi Cebrail'dir. Ağzımızdan çıkan kelimenin niçin tesir ediyor? Kelamın vücudu haricisi Cebrail, kelamın içindeki hayat İsrafil, kelamın içerisindeki his ve şuur Mikail, kelamın içerisindeki mana Azrail. Çünkü kelam sübuti sıfattan olduğundan aslına timsali suretidir. Aslının ne gayrısı da ne aynısıdır. Yani güneşte gözüken, şey, aynada gözüken güneş ne güneştir ne gayrdir. Çünkü nuranilerin timsalleri de aslı gibidir. Aslın hasiyetine sahip. Kesifler öyle değil. Ben aynada gözüksem benim özelliğimi yalnız suretimi gösterir. Peki peygamberlere uygulayayım ben bunu. Peygamberler uygulayayım. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail'i. Ulul Azm peygamberlere uygulayayım. Kelamın vücudu haricisi Kelimullah, Musa aleyhisselam simgeler. Kelamın hayatı, diriltmesi Ruhullah, İsa aleyhisselam da gözükür. His ve şuur, yani hislerin, şuurun uyandırılması ise Davut aleyhisselamı simgeler ama bazı şeylere göre İbrahim aleyhisselamı simgelermiş. Çünkü Davut aleyhisselam ulul azm peygamberlerden değildir. Ulul azm peygamberlerdendir İbrahim aleyhisselam. Kitabı olduğu halde o ayrı bir konu. Manası ise kelamın Muhammed aleyhisselatü vesselamdır. Alemlere göre kelam uygularsak, vücud haricisi kelamın Musa aleyhisselamdı, alem olarak lef-i mahfuzdur. Kelamın hayatı İsa aleyhisselamdı, alem olarak arştır. Kelamın his ve şuur olarak peygamberde Davut veya İbrahim denilirse makamı alem olarak kürstür. Kelamın manası Muhammed aleyhissalatü vesselamdır, makamı arş-ı azamdır. Kelimullah Cenab-ı Hakk'ın hitap eylediği zat demek. Hazreti Musa aleyhisselamın bir unvanıdır Kelimullah. Çünkü o Tur-i Sina'da Cenab-ı Hakk'ın kelamının hitabına duymak mazhariyetine erişmiştir. Davut aleyhisselam gür ve güzel sesiyle insanları şuurlandırdığı ve hislerini güzel ayetleri okuyarak uyandırıp canlı tuttuğu için buna girmiştir. Not. Bu tespit, onu okumayayım. Peki. Bu tespit daha önce okumuştum. O zaman okuyayım. Bu tespit 30.03.2014 Pazar günü seçim akşamı dersimden kafayı kaldırmadım. Siyaset neticelerine bakmadığıma binaen Allah'ın bana verdiğine inanıyorum diye not düşmüşüm. Hiç seçimle meşgul olmadım o gece ve bununla meşgul oldum. Telefonumu da kapattım kimseden bir şey duymayayım diye. Bununla meşgul oldum. Yani biraz önce anlattım o timsal, kelam, peygamberler uygulanması, alemlere uygulanması. Bu tabii zor bir şey. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tema selavat. Abi 705'te 705 ben bunu vereyim, merak ettim. Soru değildi de merak o hani, 705. Temessülü orada anlatıyor ya, 4 kişi şey var, temessül var abi. Hani dedim ya, güneşin mesela hani temessülü, timsalinde güneşin hasiyeti var ya. Hani tamam. Güneşin şey olsa ziyası
harareti var ya. Hı hı. Hani o manada da mesela bu teneffüsün 4 tane şey var, kısmı var. Tamam. Bu kelime de bunlardan biraz daha farklı, güneşten biraz daha farklı. Mesela güneş gibi değil burada anladığım kadarıyla. Bak, eğer misal istersen diyor, orası mı? Yok abi, şimdi diyor ki mesela, ya yalnız hüviyet, ya beraber hasiyet, ya hüviyet hemşule mahiyet, ya mahiyet hüviyet. Hı hı. Yani bu şey olur abi, insan, şems, melek, kelime. 4 tane şey var abi, temessül var. Temessül var. İnsan, yani bir tane insan. Kesif olanın çağrışı oluyor. Ya yalnız hüviyet, yani maddesi. İnsanın aynada gözükmesi hüviyeti. Hüviyet, ben öyle aldım. Sonra diyor, ya beraber hasiyet. Ya hem hüviyet hem hasiyet. O da herhalde şey olacak, şems olabilir. Güneştir o. Evet. Suretiyle güneş ve hasiyeti gözüküyor. Hı. Ondan sonra diyor, ya hüviyet hem şule-i mahiyet. O da şeye bakıyorum, meleken ruhanin temessülü. Evet, ruhanilerin ve meleklerin temessülü. Ya diyor mahiyet, hüviyet, o da kelimeye bakıyor. Kelime. Mesela şu an konuşuyorum ya, bir kelime çıkıyor ağzımdan, tek bir kelime. Fakat buraya kaç tane kulak varsa, her bir kulağa o kelime şey oluyor, temessül ediyor. Onda da benim neyim var? O kelimenin mahiyeti ve hüviyeti var. Yani o kelime maddesi ses olarak var, hüviyeti. Aynen bir tamam, bir herkese o şey gidiyor. Bir de onda şey var, mahiyeti kelimenin. Artık onda ne varsa mahiyetinde? Kelimenin mahiyeti arkasındaki o emri tekvini, ruhstaki hassasiyetin. O da var ya, her bir kulakta. Her bir kulakta var. Yani mesela o kelam çıkmadan kalıp, mananın kalıbıdır kelam. Ruhun kalıbıdır kelam. Düşüncenin kalıbıdır kelam. O emri ruhtaki hassasiyet var ya, şefkat, idealistik, merhamet diyelim böyle tezahür edecekse veya fikir konuşacaksam, ruhtaki o haletler, kalpteki, vicdandaki, dimadaki bunlar bir oluyor, karma oluyor, hulasa, macun oluyor, kelama dönüşüyor. O zaman ne taşıyor? Herkesin kulağına timsal olarak diyor. Aynı. Burada 4 tane şey kullanıyor. Doğru. 4 tane. Bir insanı kullanıyor. İnsan. Hüviyeti var. Sureti. Güneş var. Suretiyle asiyeti var. Sonra melek var. Evet. Melek için ne diyor? Hüviyet ve şule-i mahiyet. Mahiyet. Yalnız burada mahiyet de şule-i mahiyet diyor. Hani şeydi, o anasının sözdeki var. Cebrail Aleyhisselam'ın temessül bahsinde. O arş ağzındaki haşmetli kanatlarını açmış, oradaki bir şey var, aslında mahiyeti var, bir de dışa suretinde meclis-i nebevideki şey var. İkisinin mahiyeti aslında belki bu noktadan aynı olmayabilir, çünkü burada şey diyor, şule-i mahiyet diyor. Fakat kelime değilse tam mahiyet diyor. Evet. Sonra dördüncüsüne geliyorum, hüviyet, kelam. Kelam değil mi? Kelime diyor burada. Hüviyet ve mahiyet diyor. Hüviyet ve mahiyet. O kişinin aynı zamanda ses de hüviyetidir. Kişinin kimliği değil midir? Evet. Parmak izleri, sesi, hatta gülmesi kişinin hüviyetidir. Göz korneası. Yani o bir şey değil yani. O yani kelam bu simadan daha keskindir. Yani daha latiftir hüviyet. Yani mesela surattan daha latiftir parmak. Ondan daha latiftir kelam. Yani daha keskindir. Daha hudutludur. Yani hüviyet noktasına diğerlerinden ayrıdan alametlerden. Doğru. Misal istersen insan diyor. Aşağıda izah ediyor. İnsan. İkincisi şems diyor. Üçüncüsüne melek diyor. Dördüncü anlattığına da kelime diyor. Peki tekrar El Fatiha.